Ona göre başkasınlar. Ders başı belli mi? Ders başı dördüncü şuadan okuyacağız. Altıncı mertebeyi Nuriye'yi hasfiyeden bugün güzelliklerden bahsedeceğimiz bir ders olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vesselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Bugün bir değişiklik yapalım. İlk defa memleketimizde yaşanan bu büyük acılar, büyük terör felaketlerinden, hayatını kaybedenler için sadece dünle alakalı değil, bütün masumlar, bütün o terör süresince 100 sene kadar da geriye gidebiliriz. Bu uğurda, bu manada hayatını kaybeden bütün insanlarımız için, bütün halkımız için düşüncesi, şekli, fikri, ideolojisi ne olursa olsun. Değil mi ki bu manada masumdu? Bütün insanlarımızın ruhu için bir Fatiha rica edeyim hepinizden. Dün başta dün kaybettiklerimiz olmak üzere. Hakikaten dayanılacak gibi değil. Acılar büyük. Hepsi bizim insanımız. Şöyle bakıyorsun resimlerine, fotoğraflarına, bakmaya doyamıyorsun, kıyamıyorsun bakmaya. Yani. Yaşlarına bakıyorsun, hallerine bakıyorsun. Yani geliyor ölüm bir şekilde hiç tahmin etmediğimiz, hiç beklemediğimiz, hiç aklımıza bile gelmeyen bir noktada, bir anda, bir zamanda gelip bulabiliyor insanlarımız. Bugün onlara, yarın biz. Şimdi gelirken trafik vardı. Büyük bir trafik Zeytinburnu'nda. Trafik işte. Bir otobüsün peşine takıldım. Ona denk geldim yani. Oraya sürüklendik daha doğrusu. Orada da olabilir. Onunla beraber sen de havaya uçabilirsin. Hiç fark etmiyor. Allah inşallah kısa zamanda şu kadim toprakları, binlerce yıllık devlet geleneği olan ve tarihine baktığında bütün dünyaya hakim olduğu her alana bir şekilde huzur ve mutluluk getiren, barış getiren, kardeşlik getiren bu topraklara yeniden o hizmetlerin hürmetine, İslam'a olan bayraktarlığı hürmetine tez zamanda barış ve kardeşliği nasip eylesin. Yeniden hakim kılsın inşallah. Evet. Şuna da inanıyorum. Anlamamız gereken bir tek şey var. Bir tek şey var. İçeride farklı şeyler düşünüyor olabiliriz. Farklı pencerelerimiz olabilir. Farklı açılarımız, yorumlarımız olabilir. Bu mümkündür. Bunu herkes anlar ve herkes de saygı duyar. O noktalarda, eğer oralarda kalırsak birbirimizi daha çok yaralayacağımızı ben düşünüyorum. Fakat şunu anladığımız andan itibaren, yani bu sıkıntıların temel sebebinin bu coğrafyanın dışında kurgulandığı, düşmanımızın bunların dışında, bizler değil, o farklı düşünen insanlar değil, öteki kabul ettiklerimiz değil, asla değil. Ama bu toprakların dışında kurgulandığını anladığımız andan itibaren, düşmanın oralarda olduğunu izan ve idrak ettiğimiz andan itibaren biz yine kenetleneceğiz. O gün kurtulacağız. O gün kurtulacağız, emin olun, onun felaha ereceğiz. Çünkü bunun tarihi örnekleri vardır. Düşman hariçten geldiği andan itibaren bir Çanakkale ruhu oluşur. Anlatabiliyor muyum? Ve bir geçmişte verilebilecek sayısız misaller var. Bir araya kenetlendiğimiz zamanlarımız var. Coğrafyasına bakmadığımız, toprağına bakmadığımız, iline, vilayetine bakmadığımız, etnisitesine hiç bakmadığımız, yanımızda omuz omuza bizimle beraber savaşan, bizim için şehit olan, bizim için gövdesini öne atan, Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Arap, aklınıza ne gelirse insanların diyarıdır bu topraklar. Ama ne zaman yapabiliyoruz bunu, ne zaman bunu başarabiliyoruz? Düşmanın dışarıda olduğunu anladığımız andan itibaren. Ha diyoruz o zaman. Tam da o süreçteyiz arkadaşlar. Düşman dışarıda. İçeride biz manipüle ediliyoruz. Kandırılabiliyoruz.
başka başka böyle dezenformasyonlarla, yalan yanlış bilgilerle, kurgulanmış bilgilerle servis edilen bizi birbirimize düşman hale getiriyorlar. Allah inşallah fırsat vermesin. Uyanabilmeyi nasip eylesin bize. Tekrar söylüyorum. Ve şunu da söylüyorum. Bütün açık yürekliliğimle söylüyorum. Burada söylüyorum üstelik de bunu. Bir insan eğer sevmeyi bilmiyorsa kardeşim, sevemiyorsa, yüreğinde merhamet ve şefkat yok ise, üstadımı söylüyorum bunu, afak şefkat tefekkür. Yüreğinde şefkat taşımıyorsa, merhamet taşımıyorsa, acıma duygusunu kaybetmişse ve tekrar söylüyorum, sevgiden, muhabbetten mahrum bir yürekle buralarda dolaşıyorsa, sadece kin ve nefretten besleniyorsa eğer, fikri, düşüncesi ne olursa olsun, bir adım öteye atıyorum, inancı ne olursa olsun, Allah fırsat vermesin, o kas katı nefretle kurgulanmış yüreklere de Allah hakikaten bir an önce neye layıksa onu nasip eylesin. O yürek neye layıksa. İnancı da ne olursa olsun. Hiç beni ilgilendirmiyor kardeşim. Neye inanıyorsa inansın. Davası neyse. O kendisi onu kutsayabilir ama Kur'an kutsamıyor. Böyle bir yüreği, böyle nefretle dolu bir yüreği anlatabiliyor muyum? Kur'an-ı Kerim kutsamaz. Kur'an-ı Kerim ona değer vermez. Kendisi hikayesini kutsayabilir. Önemi yoktur. O nedenle tekrar söylüyorum. Ülkemizin, coğrafyamızın ateşten böyle bir beldeye çalışıldığı bir dönemde biz güzelliklerden yine de bahsedelim inşallah. Ama sohbete başlamadan önce tekrar söylüyorum. Bütün o acılı ailelere Allah sabrı cemil ihsan eylesin. Dayanılacak gibi değil. Bizler konuşuyoruz, ediyoruz ama inşallah Allah dayanma gücü nasip eylesin. Evet. Bir daha da tekrar söylüyorum. Fırsat vermesin. Kötüye fırsat vermesin Allah. Ne uğruna bunu yapıyorsa yapsın. Kalbinde sevgi, muhabbet, şefkat, vicdan, acıma duygusu yoksa ve davası, inancı ne olursa olsun Allah fırsat vermesin kardeşim. Evet. Şimdi hüsn, ahsen, ihsan, muhsin, hüsna Kur'an-ı Kerim'de geçen tabirlerdir. Tamamına yakın da güzelliklerdir. Allahü Teala'nın isimleri. Muhsindir. Buna yakın Bedi ismi var, Nur ismi var, Cemil ismi var. Yani biz ilhamı Allah'tan ve onun tasarruflarından alalım. Onun tavrından alalım. Kur'an da ondan bahsediyor. Nedir Allahü Teala'nın tavrı arkadaşlar? Bir güzellik aktivitesidir. Kainata bakın. Allahü Teala'nın bütün tasarrufları, bütün aktivasyonları güzellik sergiler. Bahara, bahçeye bakın. Çiçeklere, ağaçlara bakın. Yarattıklarına bakın. Gökyüzündeki güzelliklere bakın. Yeryüzüne bakın. Denizin içine bakın. İnsan simalarına bakın. O masumane ilk yarattığı andan itibaren abi. Ama büyüdükçe o Birhan Keskin diye bir şair var. Çok yanık bir dizesi vardır. Zaman zaman paylaşırım. Ben hayatımda en çok diyor insan olmaktan korktum. İnsanlaşmaktan yani. İnsanlaşmaktan korkmak. Onun anlatmak istediği şu. Yani güzel insan, iyi insan, kamil insan değil. Hani ilk doğduğumuzda bebeğizdir. Sonra biraz büyüdük çocuğuzdur. Hep masumuzdur. Tertemizizdir. Sorulara açığızdır. Sorarız, sorgularız. Hayatı anlamaya çalışırız. Varoluşu anlamaya çalışırız. Anne bu ne, baba bu ne, abi bu ne, amca bu ne. Hep sorgulayan bir yanımız vardır. Öğrenmek için dünyaya geldiğimiz bellidir. Hatta psikologlar da çocuk aldığı her şeyi ağzına götürür, tanımak için yapıyormuş bunu. Tanımak ister. Doğduğu gözünü açtığı kainatı, evreni, olayları, hadiseleri tanımak ve anlamak ister. Çok masumdur. Fakat o yapı, o masum yapı, o muhteşem yapı büyüdükçe, büyüdükçe, büyüdükçe sorular azalmaya başlamış. Artık sormaz olur. Gittikçe aklını beğenmeye başlar. Gittikçe kendini yeterli görmeye başlar. 13, 14, 15, 16, 20 artık babasının, annesinin, büyüklerin aklını bile beğenmeye başlar. Ne diyor bu insanlar, bu ihtiyarlar demeye başlar. Ve onu betimlemek için o şair şunu diyor. Ben hayatta en çok insanlaşmaktan korktum. Keşke o masum yapıda kalabilseydim. Ve bu manada
muhafazakar olmak, hep deriz ya muhafazakar olmak. Aslında muhafazakar olmak o dokuyu, o yapıyı, o masum yapıyı muhafaza edebilmek içindir. Kastedilen odur. Sana çünkü bu yapı emanet verilmiştir. Bu yapı tertemiz olarak sana emanet verilmiştir. Muhteşem. Kirden, günahtan, isyandan, inkardan, gafletten, dalaletten, zulümden, kötülüklerden tertemiz. Sen bunu muhafaza etmen lazımdı. Mukaddes bir emanetti bu omuzların. O tertemiz yapıyı yine tertemiz onu sana ihsan ve ikram edenin huzuruna taşıyabilmek. İşte ya Rabbim bana lütfettiğin varlık, bana lütfettiğin devlet, bana lütfettiğin beden, vücut, duygular, istidatlar. Mümkün mertebe senin kelamına, mertebe kelamına kulak vererek bu yapıyı korumaya, muhafaza etmeye çalıştım. Tekrardan sana senin huzurunda yine bana lütfettiğin gibi geri getirmeye gayret ettim. Varsa bir zayıf yanım, varsa bir eksikliği, varsa bir o yapıya verdiğim zarar, anlatabiliyor muyum? Toz kondurmuşsam tabiri caizse senin rahmetine, senin lütfuna, senin keremine sığınıyorum. Bundan ötesi senin lütfun. Ama tekrar söylüyorum, güzellikler. Bu güzelliklerin kaynağı olan Allah. Ve gördüğümüz bütün böyle hoşumuza giden, nefsimize, aklımıza, gönlümüze cazip gelen, hitap eden ne kadar güzellik varsa bunun sahibi Allah'tır. Çünkü onun tasarrufu, bütün aktivitesi güzelliktir. Kötülükler, işte yaşadıklarımız, acılar, feryatlar, figanlar, şunlar bunlar. Tamamı insan nefsinden çıkmaktadır. Tamamı. Bütün kötülüklerde adres insandır. Allah asla zulmetmez Kur'an-ı Kerim. Açık ve net. Yaşanan ne varsa, kötülük adına, zulüm adına ne varsa adres insandır. İnsanın egosudur, hırsıdır, nefsidir, gadabıdır, tutkularıdır, zaaflarıdır, şunları bunlardır. Allah asla zulmetmez. Allah tekrar söylüyorum, bütün tasarrufatı güzeldir, güzelden yanadır, güzelliklerden yanadır. O zaman bize bir tek şey düşüyor. Bir ayet, Allah muhsinlerle beraberdir. Ne demek? Muhsinler, yani bir soru, bunu anlatma adına sizinle paylaşayım. Geçen de bunu konuşmuştuk, sormuştum bu soruyu dinleyen arkadaşlarımıza. Allah'la beraber olmak ister misiniz? Soru bu. Herkes. Ne demek yani Allah'la birlikte olmak? O zaman muhsin olmaya gayret edin. Güzel iş, güzel davranış sergileyendir muhsin aynı zamanda. Devamlı olarak hayatında güzellikleri tercih eden insan. Çünkü Allah muhsin, yeryüzündeki kulu da muhsin olmak durumunda. Yani buradan çıkan özet soru şu. Güzellikler sergilediğimiz her an Allah bizimle beraberdir. Kur'an'ın onay verdiği. Anladık değil mi? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onay verdiği her davranışımızda Allah bizimledir. Çünkü Allahü Teala'nın çirkinliklerle, şerlerle, zulümlerle, kötülüklerle hiç işi olmaz. Allah'ın yanımızda olmasını istiyorsak eğer güzel davranmamız, güzel yaşamamız, güzel düşünmemiz, güzel paylaşımlar, güzel tercihler. Bunu özetlemiştik bir zamanda. Müslümanın formülüdür bu. Müslüman kimliğin hayat formülüdür. Aklı selim, kalbi selim, zevki selim. Güzel düşünecek, selim yani sağlıklı. Selim sağlıklı demek. Kalbi selim, güzel şeyler hissedecek. Güzel dostluklar, güzel muhabbetler, nezih olanlar. Bir de zevki selim. İnsanız, tabii ki bizim de lezzetlerimiz, hayattan beklentilerimiz, zevklerimiz vardır ama o da selim olacak. Meşru dairede olacak. Helal dairesinde olacak. Tekrar söylüyorum, Kur'an'ın onay verdiği lezzetler, zevkler olacak. Aklı selim, kalbi selim, zevki selim. Aa Müslüman, bitti. Hiç dal budak salmaya, aramaya gerek yok. Hiç kafa yormaya gerek yok. Güzel düşünüp, güzel hisseden, güzel yaşayan insanlarla Allah beraberdir.
Çünkü onun aktivitesi, tekrar söylüyorum, hep güzellik sergiler. Kötülükler insandan çıkar. Şimdi bunun ispatı için üstadımızdan birkaç nokta okuyalım. Çok uzatmadan dersi bitireceğiz. Meşreplerinde, mesleklerinde birbirinden ayrı ve uzak olan bütün ehli hakikatın reisi. Zevk ve keşfe istinad ederek icma ile, ittifak ile iman edip hükmediyorlar ki, bütün mevcudattaki hüsn ve cemal bir zat-ı vacibül vücutta bulunan mukaddes hüsn ve cemalin gölgesi, lemeatı ve perdelerin arkasındaki cilvesidir. Meşreplerinde, mesleklerinde birbirinden ayrı ve uzak olan bütün ehli hakikatın reisleri. Yani meslekler, meşreplerden kasıt şu: Allah dostları var. Farklı yollarla hakka yürümüşler. Seyri sülük diyoruz buna. Kimisi tarikat noktasında, kimisi tasavvuf noktasında. Kimi düşünerek, tefekkür ederek yol almış. Kimi kendine göre bir hal, bir meşrep tutturmuş. Kendi alemine, kendi fıtratına uygun. Ama bütün bu hak, meslek ve meşreplerin önde gelen kutup insanlarının ortak bir görüşü var. O da şudur: güzellik adına değerli bulduğumuz, değerli bildiğimiz, aklımıza, kalbimize, gönlümüze cazip gelen, metiyelerimize mazhar olan ne varsa, adına güzel dediğimiz ne varsa, hepsi perdeler, perdeler, perdeler arkasından, o kaynak güzelden süzülen güzelliklerdir. Yani biz onlara baktığımızda, bir bahara, bir bahçeye, bir çiçeğe, bir güzele baktığımızda beğeniyoruz, fıtrat beğeniyor, methediyor, övüyor. Ama o noktadan sonra şuna intikal edecek: evet, bu çok güzel, çok muhteşem, çok cazip, hakikaten imrendiriyor insanı, nefsimize hitap ediyor ama bunun kendiliğinden böyle olması mümkün değildir. Bu bir sanattır ve bunun bir sanatçısı vardır. Bir kaynak güzel vardır. Süleymaniye Camii, Selimiye Camii gidip seyredenlerin imrenmemesi mümkün değil. Muhteşem bir sanat. Kendiliğinden olması mümkün değil kardeşim. Oradaki zerafet, oradaki sanat, oradaki estetik, Mimar Sinan'ın ruhunda var olan estetiğin, sanatın dışa vurumudur, tezahürüdür. O güzellik, o estetik ruh, o taşlarda kendini tezahür ettiriyor, gösterir hale geliyor. Aynen onun gibi kainatta gördüğümüz her güzel olan varlık ve her sanat, Allah-u Teala'nın o güzel isimlerinin tecellisidir, aynalarıdır. Allah anlamayı nasip eylesin. Bu dersleri yapıyoruz. Çünkü Allah, tekrar söylüyorum, hep güzelden yanadır. Peki bunu bizim okumamız, anlamamız, tefekkür etmemiz bize ne kazandırıyor? Bizim ibadetlerimize, bizim kulluğumuza, bizim takvamıza, bizim Allah'a yakışır bir yeryüzünde halife oluşumuza müthiş değer üstüne değer katıyor. Bunu izan ve idrak etmede yol aldıkça kullukta da kemalat kazanıyoruz. Bunu tesadüfe, tabiata, sebeplere, şuna buna veren insanlar kulluk çizgisinden uzaklaşıyor. İkinci nokta: bütün güzel mahluklar kafile kafile arkasından durmayarak gelip gidiyorlar, fenaya girip kayboluyorlar. Buna zaman nehri diyoruz. Seyri zaman. Zaman nehrinde bütün bu güzel varlıklar, dünya kurulalı beri, kainat hatta kurulalı beri, geliyorlar, görünüyorlar bir şehadet alemine, bir uğruyorlar. Kimisi bir gün, kimisi bir saat, kimisi bir yıl, kimisi 100 yıl, kimisi 1000 sene, kimisi asırlarca. Geliyor, temaşa ehline kendini bir gösteriyor. Ona bir vazife yazılmış. O süreç içerisinde bütün vazifesinin, sorumluluğun hakkını veriyor ama tekrardan gayb alemindeki yerini alıyor. Bir taraftan kafileler geliyor, şehadet aleminde kendini gösteriyor, yolculuğuna devam ediyor, tekrardan siliniyor. Ama dünya kurulalı beri bu seyir devam ediyor. Bu bize bir mesajdır. Bu bize bir şey anlatıyor. Ya nasıl oluyor? Geliyor, parlıyor, gidiyor. Geliyor, görünüyor, yok oluyor. O zaman bir kaynak, bir nur, bir ışık, bir varlık olması lazım. Bütün bu kafileleri varlık sahasına çıkaran, onları süsleyen, onları bezeyen, onları gösteren
vazifesi bittiğinde de terhis eden bir kudret olması lazım. Bunlar tebeddül ediyor, bunlar değişiyor. Bunlar bir görünüyor, bir kayboluyor ama bu süreç binlerce, milyarlarca yıldır devam ettiğine göre o değişmiyor. Aynen misal verecek, bir akıp giden nehrin üzerindeki pırıltılar gibi, yakamozlar gibi. Bakarsın gözüne parlar bir ışık, bir görüntü, tekrar kaybolur. Binlercesi gelir, parlar gider, binlercesi gelir, parlar gider. Yüz binlercesi öyle. Bunda bir iş var. Bunlar parlıyor, kayboluyor. Başkaları geliyor, parlıyor, kaldır kapanır. Orada bir güneş var. O güneş orada olduğu müddetçe bu böyledir. Oradaki ışık değişmiyor. Kalıcı olan o, kaynak o. Burada bak tefekkür et ama bir intikal yaşat aleminde. Bir şey ara bunda. Bir kasıt ara. Aynen onun gibi kainat aynalarında parlayan, tecelli eden bütün güzellikler bize bu düşünceyi, bu fikri verdirmek durumunda. Allah var ve o ezel ve ebed sultanıdır. Biz ise faniyiz. Biz mahluklarız. Zaman seyrinde Allah-u Teala bizi zaman seyrinde bir yolculuğa tabi tutmuş. Ama burada bize bir şey düşüyor tabii. Görünür ana geldiğimizde, yani yokluk karanlıklarından varlık sahasına çıkarıldığımızda, henüz nefesten nasibimiz devam ediyor iken, henüz hayat penceresinin önünde iken, bir, en güzel tavrımızı takınmamız lazım. En güzel şeklimiz de o pencerenin önünde olmamız lazım. Neden? Çünkü biz hadiseleri izlerken, temaşa ederken biz de izleniyoruz. Bu tek taraflı değil. Beni de izleyenler var, ruhaniler var, melekler var, takip edilen edenler var, kayıt altına alanlar var. Ben Bahar-ı Bahçe'yi seyrederken, onlardaki güzelliğe imrenirken, temaşa ederken, fesubhanallah derken, ben de tavrımla fesubhanallah dedirtmeliyim. Meleklere, ruhanilere, beni izleyenlere şunu dedirtmek durumundayım Celilâli. Başta melekler olmak üzere. Hakikaten fesubhanallah. Bu insanoğlu var ya, nefsi var, hevası var, şeytan ona musallat, zaafları var, gadabı var, öfkesi var, bir sürü menfi yanları var ama bütün bunlara rağmen şu kulluğa, şu ibadete, şu takvaya, şu zerafete bakar mısınız ya? Bütün bunlara dur diyebiliyor yahu. Bütün bu yanına dur diyebiliyor. Bu imtihanını kazanıyor ve sırat-ı mustakimden asla ayrılmadan yolculuğuna devam ediyorsa fesubhanallah. Maşallah böyle insanlara, bu kullara. Ben secde ettirildim ama Adem Aleyhisselam'a helal olsun o secde. Yakışıyor ya. Hak ediyor ya. Layık bu varlık. Tekrar söylüyorum. Biz hayat penceresinin şu anda önündeyiz. 7 milyar insan. Bizden bir tek şey isteniyor. Seyret. Temaşa et. Ama realiteyi gör. Bütün bu gördüğün güzelliklerdeki tecelli edeni anla. Oradaki, orada tecelli eden sanatın sahibi olan sanatçıyı düşün. Bunu yap. İlk görevin bu. Temaşa etmek, tefekkür etmek. İkincisi de sen de o güzelliğe tavrınla eşlik et. Sen de izleniyorsun çünkü. Sen de kayıt altındasın. Sen onlara maşallah derken sana da maşallah diyebilsin birileri. Evet, bütün güzel mahluklar kafile kafile arkasından durmayarak gelip gidiyorlar. Fenaya girip kayboluyorlar. Fakat o aileler üstünde kendini gösteren ve cilvelenen yüksek ve tebeddül etmez bir güzellik. Tecellisine devam ettiğinden. Kat'i bir surette gösterir ki o güzellikler o güzellerin malı ve o aynelerin cemali değildir. Belki güneşin cemali şu atı cereyan eden suyun üzerindeki kabarcıklarda göründüğü gibi. Sermedi bir cemalin ışıklarıdır. Bütün bahar, bahçe, kelebekler, çiçekler, mahlukat ne varsa. O güzelden nebehan eden güzelliklerdir. Hem de 70 bin perdeden süzülen. İslam alimleri söylüyor bunu. Çokluktan kinaye. Hani bizi kendine meftun eden, bizi dünyaya bağlayan, bizi birbirimize kırdıran hatta. Dünya çok güzel.
Dünya muhteşem, bakmayın siz. Tamam, cennetle kıyaslamıyoruz ama şu içinde yaşadığımız dünya da çok güzel. Rahmetle perverde edildik. O kadar güzel ki birbirimizi yiyoruz işte. Ötesi var mı bunun? Bütün bu güzellikleri insanlar tadacak, tefekkür edecek, düşünecek ama asıllarına müşteri olmak adına bunu yapacak. 70 bin perdeden süzülen güzellik eğer bunlarsa. Biraz düşünelim. Asılları nasıldır acaba? Celil abi. Asılları nasıldır? Cennet nasıl bir yer? Oradaki hayat, oradaki dostluklar, oradaki muhabbetler, oradaki sofralar, oradaki meclisler nasıl bir yer? Sabaha kadar düşünelim isterseniz hep beraber ama hadisin ışığında bunu yapalım. Ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne de kalbi beşere hutur etmiş. Hayal etmeye çalışsak edemeyiz. Zorlasak kendimizi mümkün değil. Niye canım? Yani aklımız var, kalbimiz var. Yani biraz zorlayalım. Edemezsiniz. Çünkü anne karnındaki bir bebek durumunda iken orada da canlıydık, orada da hayat sahibi idik ya hani. 9 ayın sonunda ama doğmamışız. Birisi gelip bize dese, dışarıda bir dünya var. Dışarıda bambaşka bir alem var. Muhteşem bir boyut var. Orada baharlar, bahçeler, bağlar, bostanlar, yıldızlar, güzellikler. Orada inanılmazlar var. Burayla hiç kıyaslanamayacak kadar. O çocuk gelene 1000 yıl hayal etsin. 1000 yıl, 10.000 yıl hayal etsin. Düşünebilir mi? Ne diyor bu adam? Neden bahsediyor? İşte ana rahmi ortam bu işte. Gıda dediğin göbekten geliyor. Böyle bir şey yani. Onunla kıyaslayacak. Değerlendirmelerde çıkış noktası hep oralar olacak. Nereden bilsin dünyayı? Nereden bilsin renkleri, ışıkları, dostlukları, sesleri, sedaları, musikileri, Kur'anları, ilahileri, bülbülleri nereden bilsin? Şimdi aynı durumdayız. Cennete iman et, kaybetmezsin. Hayal etmeye çalış belki ama yorma da kendini derim ben. Çünkü hayal edemezsin. Kalbinden geçirmeye gayret et ama bir süre sonra da ondan da vazgeç. Geçiremezsin. O zaman ne kalıyor geriye? İman et kardeşim. İman et. Kaybetmeyeceksin. Göreceksin ki kazanan sen olacaksın. Kainat kitabı bize bu mesajı veriyor. Kur'an'dan sarfı nazar. İşte güzellikler anlatıyor ya, gelip gidiyor güzellikler. Binlerce yıldır akıp gidiyor zaman ne elinde. Birileri gidiyor, bambaşka kafileler geliyor. Rengarenk. Demek ki değişmez bir güzellik sahibi var. Bunlar değişebilir. Çünkü bunlar aynalar. Üçüncü nokta. Çok bilimsel bir metodolojiye geldik. Nurun gelmesi elbette nuraniden. Nurun gelmesi nurani olacak ki nur versin şu ışık, şu lamba. Kendisi nurani olmasa nereden ışık versin? Mantıktır bu. Nurun gelmesi elbette nuraniden. Vücut vermesi herhalde mevcuttan. Vücutlar var. Bedenler var. Mevcutlar var. Nasıl var bunlar? Mevcut olan bambaşka bir varlık sayesinde var. Vücut mevcuttan. İhsan gınadan. İşte dedik ya ihsan, muhsin olabilmek. İhsanın bir tarifi daha var. Sonra unutacağım. Arabi hatırlatma, Suhabi hatırlatayım onu. Bir adalet kavramı vardır. Aslında şu sıralar en çok muhtaç olduğumuz, keşke yani yarısına böyle sahip olsa insanlar. Bir adalet kavramı var. Zedelenmiş. 1000 noktadan. Bütün dünyadan bahsediyorum. Adalet şudur. Gerektiği kadar vermek ve gerektiği kadar almak. Veya eşyayı olması gereken yere bırakmak. Bu adalettir. Şöyle bırakmak zulümdür. Eşyayı olması gereken yere. O yer bensem benim. Sen istersen kral ol. Şah ol, padişah ol. Eşyayı olması gereken yere bırakmaktır adalet. Veya tekrar söylüyorum, gerektiği kadar verip gerektiği kadar hakkın kadar almak adalettir. İhsan ise gerektiğinden fazlasını verip gerektiğinden azını almak. Bu bir civan mertliktir. Kim yapar bunu? Kaç kişi yapar bunu bu zamanda? Biz onu geçtik ihsan, yani muhsin olmayı geçtik. Adalete 1000 takla atarız yani. Şöyle bir %50, %60 yaşasak adaleti. İnsanlar yaşasak keşke.
alın teri karşılığını bulsa, böyle bir dünyada yaşasak, kurulalı beri Habil'le Kabil'den bu yana. Evet. İhsan gınadan. Vermek istersin ama yoksa elinde avucunda veremezsin. İhsan gınadan, zenginlikten gelir. Sehavet, servetten. Talim, ilimden gelmesi bedihi olduğu gibi. Talim, ilimden. Abi öğretsene bana. Şöyle bir sorun var. Biraz bilgilendir. Ben de bilmiyorum ki. Olmayanı veremem ki. Talim, ilimden gelir. Vallahi öğretmek isterdim. Ama ben bilmiyorum. Ben o konunun cahiliyim. Bu açık. Bir daha okuyorum. Nurun gelmesi nuraniden. Vücut vermesi mevcuttan. İhsan gınadan. Zenginlikten. Sehabet servetten. Ve talim ise ilimden gelmesi bedihi olduğu gibi hüsün vermek dahi hasenden. Ve güzelleştirmek güzelden. Cemal vermek cemilden olabilir, başka olamaz. Bütün bu güzellikler cemili mutlak olan bir varlıktan geliyor. Başka olabilir mi? Nurun gelmesi nuraniden diyor işte. İhsan gınadan, ilim talimden. Başka olmaz. Bütün bu güzelliklerde cemili mutlak olan, bütün isimlerinde Esmaül Hüsna dediğimiz bir kudretten gelebilir. Başka olamaz. Hüsn güzeldir. Hüsna daha güzeldir. Ahsen en güzeldir. Onların da bir dereceleri vardır. En güzeldir. Evet. Biz hüsünde kalabilsek iyi. O dereceleri böyle, onlar yüksek dereceler. Allah kuvvet nasip eylesin. Evet. İşte bu hakikate binaen iman ederiz ki bu kainatta görünen bütün güzellikler öyle bir güzelden geliyor ki bu mütemadiyen değişen ve tazelenen kainat bütün mevcudatıyla aynı darlık dilleriyle o güzelin cemalini tavsif ve tarif ediyorlar. Yani bize bakıyorsunuz ama bakın, bunda bir beis yok. Ama biraz mütefennin bakın. Bakın, biraz mütefekkir bakın. Bakın, biraz mütecessis bakın. Yani biraz düşünerek. Güzellik nasıl olabilir? Dünün çamuru, toprağı, şu su, bu su, bugünün orkidesi olmuş, gülü olmuş. Ağaçlarda nazlı naz gelinliğe dönüşmüş. Laleler olmuş, yavaş yavaş açmaya başladılar, ben gördüm. Hakikaten göz kamaştırıyorlar ve ben her zaman söylüyorum, Mart 15, Nisan 15 benim ayımdır. İki tane şeyden dolayı, ilahi sanattan dolayı. Bir tanesi İstanbul'da laleler, bir tanesi de erguvanlar. Nisan'ın birinden itibaren Boğaz'ın yamaçlarını seyredin. O erguvanları seyredin. Her sohbette bu geldiğinde ben hikayesini anlatırım. Bu bir tabii şey, efsane. Efsaneye göre erguvanlar beyaz şey kaçarmış Suhabi. Ne zamana kadar? İşte İsa Aleyhisselam'a havarilerinden bir tanesi ihanet edildiği düşünülüp erguvan ağacının dalında asıldığı ana kadar. Erguvan ağacının dalında o masumu astıklarında ağaç utancından kızarmış. Böyle bir efsane anlatılır. Doğru değildir. Ama efsanenin hakikaten böyle bir, erguvanın böyle bir hikayesi vardır. Ve muhteşem bir güzelliktir. Allah temaşa etmeyi nasip eylesin. Evet. Bu kainattaki görünen bütün güzellikler öyle bir güzelden geliyor ki bu mütemadiyen değişen ve tazelenen kainat bütün mevcudatıyla aynı darlık dilleriyle o güzelin cemalini tavsif ve tarif ediyorlar. Bize bakın ama onu görün. Sanata bakın, sanatçıyı izan ve idrak edin. Sanattaki güzellikleri beğenin ama sanatçısı adına. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Fatiha'nın ilk ayetlerinde hemen bunu söylüyoruz. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Hamd nedir? Hamd övgüdür. Hamd metiyedir. En zirvesidir. Beğenme duygusunun kemal noktasıdır. Peki bunu bir ateist de yapabilir. O da beğenebilir, güzel olan insan fıtratıdır, beğeniyor. Methedebilir. Yani bakınca övgüler dizebilir. Baharlara, bahçelere, gökyüzüne, yıldızlara şiirler yazabilir ama ateist adam.
Kur'an-ı Kerim diyor ki işte o ayette hiç fark etmez. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bütün övgüler, bütün metiyeler, bütün beğenme duygusu sen ister iman et, etme. İster bunu bir izan ve idrakla yap, yapma. İnanarak yap, istersen neyle yaparsan yap, Allah'a mahsustur, ona gider. O çiçeğin sahibi Allah'tır. Sen onu beğendiğin andan itibaren o metiye, o övgü Allah'a gider, onun hakkıdır. Ama onun sana hiçbir katkısı olmaz. Cennetine zerre miktar bir faydası olmaz. Ama ben de beğendim, Müslüman da beğendi, inanan da beğendi, ben de beğendim. Arada fark var. O ne kadar güzel yaratılmış diyerek beğenir. Sen ne kadar güzel deyip zatına verirsin, beğenirsin. Sebeplere verirsin, tabiat dersin. Aynı çiçek. İkinizin de fitnesi olur. Fitne, imtihan aracı demektir. İmtihan aracı. Hep kötülük aklımıza gelmesin. Hepimiz birbirimizi fitneyiz aynı zamanda. Evlatlarımız, mallarımız, mevkilerimiz, yaratılan her şey imtihan aracıysa fitnedir. Ya seni irşad eder, ehli cennet yapar seni, ya sebeplere verirsin, alır o çiçek seni cehenneme taşır. Evet. Dördüncü nokta. Nasıl ki, bir başka metodoloji daha. Ceset ruha dayanır, ayakta durur. Çek bakalım ruhu öyle. Bir çek. Bir an çek, şöyle bir dakikalığı. Ceset ruha dayanır, ayakta kalır. Hayatlanır. Lafız manaya bakar, ona göre nurlanır. Sabahtan akşama kadar konuşsak, böyle bir gürültü oluşsa burada, hepimiz bir şeyler söylesek. Ama yüzlerce, binlerce kelam çıksa, lafız çıksa bizden. Bunu bir yıl boyunca yapsak, Mevlana'nın bir tek sözüne yetişebilir miyiz? Lafızı hayatlandıran, yüzyılları aştıran, bin yılları aştıran manadır. Lafız manaya bakar, hayatlanır. Bin yılları aşar hale gelir. Biz konuşuruz, konuşsak ne olur? Sabaha kadar boş, male yani, fuzuli. Gürültüden başka bir şey ortaya çıkmaz. Ama tekrar söylüyorum, o Allah dostları bir kelam yazar, bir mısra yazar. Ballar balını buldum, kovanım yağmalansın der Yunus Emre. Yüz yılları, bin yılları aşar da gider. Evet. Ceset ruha dayanır, ayakta durur. Lafız manaya bakar, ona göre nurlanır. Suret hakikata istinad eder ve ondan kıymet alır. Suretler, suretler. Milyarlarca suret. Aha, hepsine bir soru. Peki hakikatin ne? Bu suretin hakikati ne kardeşim? Yani şu varlık sebebini, manan ne ya? Bu surete yüklenen anlam ne? Senin gerçekliğin ne? Niye varsın? Bu fıtrat, bu suret, bu kimlik, bu donanım niye var? Seni anlamlı hale getirecek, bu sureti kıymetli hale getirecek olan hakikatındır. Gel biraz konuşalım ya. De ki bana, benim sebebim şu. Benim niçinim bu. Ama hakikaten gönlümüzü doldursun. Evet. Suret hakikata istinad eder, ondan kıymet alır. Aynen öyle de. Bu maddi ve cismani olan alemi şehadet dahi bir cesettir. Bir lafızdır ve bir surettir. Bu şehadet alemi. İster lafız deyin, ister ceset deyin, ister suret deyin. Alemi gaybın perdesi arkasındaki esma-i ilahiyeye dayanır ve hayatlanır. Hakikati odur. İstinad eder, can alır. Ona bakar, güzelleşir. Perdeyi gayb arkasındaki Esma-i Hüsna'ya bakarak. Evet, bütün maddi güzellikler kendi hakikatlarının ve manalarının manevi güzelliklerinden ileri geliyor. Ve hakikatları Esma-i İlahiye'den feyz alırlar. Ve onların bir nevi gölgeleridirler. Ve bu hakikat Risale-i Nur'da kat'i ispat edilmiştir. Tekrar söylüyorum, suretler, milyarlarca suretler. 7 milyar, 8 milyar. Adem Aleyhisselam'dan bu yana 100 milyarlarca insan suretleri. Ondan geç varlıklar içinde bunu düşünebiliriz. Ama bütün bunların tamamını kıymetli hale getiren hakikatıdır. Senin hakikatin nedir kardeşim?
Senin gerçekliğin, senin realiten, senin yaratılış, senin varoluş sırrın ne? Hayatına yüklediğin ve seni değerli kılacak olan anlamın ne? Onun üzerinde biraz konuşalım. Yoksa suretler dedik ya, milyarlarcası var, hepsi birbirine aşağı yukarı benziyor. Allah inşallah, tekrar söylüyorum, bütün aktivitesi güzel ve güzellikten yana olan Allah, bu topraklara da hayatların, yaşamların en güzeli nasip eylesin. Razı olacağı bir şekilde Kur'an'la hayatının dostluğunu kurmuş, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan ayrılmamaya gayret eden, bütün çabası sırat-ı müstakimde kalmak olan bireylerden oluşan şuurlu Müslümanlar olmayı nasip eylesin. Amin. Tekrar geçen derste söyledim. Ölüm ötesindeki cennetten daha belki önemli, ölümün bu tarafındaki bu toprakları cennete benzetebilmek. Hazel beledil emin diyor ayet. Bu toprakları emin belde haline getirmeden, bu toprakları barışın, kardeşliğin, sevginin, muhabbetin hakim olduğu bir coğrafyaya dönüştürmeden ölümden sonraki cennetten çok şey beklememiz biraz zor olacaktır. Allah inşallah gayretimizi ziyade eylesin. Şuur, izan ve idrak nasip eylesin. Allah rızası için El Fatiha. Allah razı olsun. Amin. Hepinizin için. Nasıl hükmet?